Şimdi clicker sorusunu cevaplayalım. Bugün başka bir clicker yarışmamız olacak. Savunmadaki şampiyon dersinin uygulaması. Son 10 saniye. Pekala. Çok kötü değil. %74. Bu problemde eşitliğe bakmanız ve ne olduğunu anlamanız lazım. Buradaki püf noktası hangi elementin indirgendiğini, hangisinin yükseltgendiğini belirlemektir. Bu soru gelecek sınavda karşınıza çıkacak. Bunu biraz sonra konuşacağız. Ama ilk olarak geçen dersten kalan soruyu cevaplamak istiyorum. B12 vitamini vücutta nasıl indirgenir? Bu sorunun cevabını merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi buna bir göz atalım. Sessizliği sağladıktan sonra başlayalım. B12 vitamini flavodoksin adı verilen bir protein tarafından indirgenir. Flavodoksin bir proteindir ve kofaktörü flavondur. Bu da bir B vitaminidir. Aslında her ikisi de B vitaminidir. B12 vitamininin redoks ya da standart indirgenme potansiyeli -0,526 volttur. Bu bir biyolojik sistem için çok düşük değerdir. Flavodoksinin indirgenme potansiyeli -0,230 volttur. Peki bunlardan hangisi daha iyi bir indirgendir? Hangisinin indirgen olduğunu düşünüyorsunuz? Hangisinin yükselteceğini ve diğerini indirgeyeceğini düşünüyorsunuz? Daha küçük negatif değere sahip olan B12 vitamini flavodoksine göre daha iyi bir indirgendir. Sadece bu değere bakarak B12'nin flavodoksini indirgediğini söyleyebiliriz. Peki bu nasıl olur? Vücudumuzda flavidoksine benzer bir protein var. Metiyonin sintaz enzimi. B12 vitamini bu enzime tutunmuştur. Bunun aktif olması için indirgenmesi gerekir. Peki bu nasıl olacak? Şimdi B12'nin flavidoksin tarafından indirgenmesinin istemli olup olmadığını düşünelim. Bu tepkime vücudunuzda olur. Bu nedenle istemli olduğunu düşünebilirsiniz. Ama önce bir bakalım. Bunu elektrokimyasal pil gibi düşünebiliriz. Diğer sistemlerde olduğu gibi biyolojik sistemlerde de aynı eşitliği kullanabiliriz. Bu eşitliği daha önce görmüştük. Pil potansiyeli eşittir. E0 indirgenme eksi E0 yükseltgenmedir. Bu eşitliği biyolojik sistemlerde de kullanabiliriz. Burada B12 indirgenen, flavidoksin yükseltgenen olacaktır. Çünkü gerçekleşen tepkime budur. Yukarıdaki değerleri yerine koyalım. Negatif 0,526 volt eksi
negatif 0.230 volt eşittir negatif 0.296 volt. Peki bu istemli bir tepkime midir? Hayır, değildir. Çünkü standart pil tepkimesi negatif çıktı. Peki bu delta G'nin ne olduğu anlamına gelir? Pozitif olduğu anlamına gelir. Yani istemsiz. Peki istemli olmayan bir tepkime nasıl olur da vücudumuzda gerçekleşir? Buradaki sorun nedir? Pillerde kullandığımız eşitliğin aynısını tekrar kullanabiliriz. Çünkü bu bir biyolojik sistemdir ve bu eşitliğin burada kullanılmayacağı anlamına gelmez. Delta G0 eşittir eksi elektron mol sayısı çarpı Faraday sabiti çarpı standart pil potansiyelidir. Değerleri yerine koyalım. Burada elektron mol sayısı 1'dir. Flavodoksin B12'ye 1 elektron verir. Dolayısıyla eksi 1 çarpı Faraday sabiti eksi 0.296 volt olacak. Sonuç delta G0 değeri artı 28.6 kilojül bölü mol elde edilir. Bu biyolojik sistem için çok büyük bir değerdir ve bu tepkime istemli değildir. Peki neden hepimizde kalp rahatsızlığı ya da megaloblastik anemi yok? Bu problemler bu özel enzim çalışmadığı zaman ortaya çıkar. Peki bu istemli olmayan tepkime nasıl gerçekleşir? Bunun için yapmamız gereken şey sisteme enerji vermektir. Böylece istemsiz olan tepkimeyi gerçekleştirmiş oluruz. Burada sisteme verilen enerji S adenosil metiyonin molekülünden sağlanır. Bu molekülün yarılma tepkimesinin delta G0 değeri eksi 37.6 kilojül bölü moldur. Bu enerji B12'nin indirgenmesini sağlar ve sistem bu şekilde ilerler. S adenosil metiyonin sizin dostunuzdur. Vücutta B12'nin indirgenmesini sağlar ve böylece sağlıklı kalırsınız. Pek çok biyolojik sistem bu şekilde çalışır. Peki dışarıdan enerji ya da akım verilerek istemli olmayan bir tepkimenin gerçekleştiği pillere ne denir? İki tür pilden bahsetmiştik. Birincisinde istemli olan tepkimeler gerçekleşirdi. İstemli tepkimenin olduğu pillere ne denir? Evet, galvanik pil. Peki diğerine ne denir? Evet, elektrolitik piller. Elektrolitik pilin biyolojik eşdeğeri adenozil metiyonin yarılma tepkimesidir. Böylece istemsiz bir tepkimenin oluşmasını sağlar ve B12 flavidoksin tarafından indirgenir. B12 biyolojik sistemde en düşük potansiyele sahip maddelerden biridir. O yüzden doğa der ki bu tepkime için bir şey yapmalıyız. Bu tepkimeyi sürdürecek daha yüksek potansiyele sahip başka bir şey olmalı. Aksi takdirde bu tepkime istemsiz olacaktır. Bunun nasıl olduğunu görmüş olduk. Evet, bugün işleyeceğimiz uzun bir liste var. Hepsi çok kısa ve bu ünitenin giriş materyalini oluşturuyor. Daha sonra 16. konuya geçeceğiz. Geçiş metallerini gerçekten çok severim. Çünkü biyolojik sistemde yer alan metallerin hepsinin hayranıyım. Kimyanın önemli bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bir dakikalığına kimyanın bazı temel alanlarını kısaca gözden geçirmek istiyorum. Bu ders notlarınızda yok. Sadece kimyanın bazı kısımları hakkında düşüneceğiz. Organik kimya vardır. Organik kimyanın ne ile ilgili olduğunu bilen var mı? Karbon. Peki, inorganik kimya hakkında ne biliyoruz? Ne olduğunu bilen var mı? Karbon olmayan. Pek çok inorganik kimyacı geçiş metalleriyle ilgili çalışmalar yapar.
İnorganik kimya, karbon dışındaki elementlerle ilgilenir. Sevdiğim alanlardan biri de bioinorganik kimyadır. Bioinorganik kimyacılar, biyolojik sistemlerdeki metallerle ilgilenirler. Biyolojideki metallerle çalışanlar, MIB adı verilen bir grubun üyesidir. Bazıları yaratık avlamakla ilgilenmiş olabilir ki Will Smith kötü hizmette bulundu. Fakat aslında MIB'dekiler biyolojik pillerdeki metal iyonunu arıyorlar. Söylenenler MIB için kısmen doğrudur. Bugünkü konumuzun şerefine bu tişörtü giydim. Kısaca bu Uluslararası Biyoinorganik Kimya Kongresi'nde verilmişti. Bu tişörtü yapanlar çok akıllı. B12'yi yapmak için Biyoinorganik'ten B harfini kullanmışlar. Biyoinorganik camiasında çok popüler bir vitamindir. Biyolojide metaller. Karbon. Karbon güzeldir. Amino asitler güzeldir. Proteinleri severim. Bir metal alıp proteine bağlarsanız bu proteinin çok ilginç bir kimyası olur. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri olur. Burada geçiş metallerinin bir kısmını içeren bir periyodik çizelge görmektesiniz. Turuncu olan metaller biyolojik olarak çok önemlidir. Gri olan metaller biyolojik sistemlerde hem prop hem de ilaç olarak kullanılırlar. Bir metali bir proteine bağladığınızda klas işler yapabilirsiniz. Neler mi yaparsınız? Azot molekülünü parçalayabilirsiniz. Azot molekülündeki üçlü bağı kırmak çok zordur. Ama proteinlerdeki metaller bunu yapabilirler. Hidrojen yakıt hücrelerini duymuşsunuzdur. Hidrojenaz adı verilen proteinler var. Hidrojen yapmak için metalleri kullanır. Kısaca, içinde metal olan bir proteinle çok önemli şeyler yapabilirsiniz. Burada size geçiş metallerinde kullanılan bazı kavramları ve terminolojiyi kısaca tanıtmak istiyorum. Önce bir metaliniz olacak ve buna bazı şeyler bağlanacak. Geçiş metallerinin en önemli özelliklerinden biri, küçük moleküller veya iyonlarla kompleks oluşturmalarıdır. Küçük moleküller yerine proteinler de metallere bağlanabilir. Bu şekilde kompleks oluşturabilirler. Metaller çoğunlukla elektron yoğunluğunu kendilerine çeker. Bunlar genellikle diğer atomlardan gelen yalın çift elektronlarıdır. Böylece koordinasyon bileşiği oluştururlar. Şimdi bunu kısaca gözden geçirelim. Donör ya da verici atomlara ligand adı verilir. Asit ve bazları anlattığımızda bunları öğrenmiştik. Donör atomlar liganddır. Peki ligand nedir? Lewis asidi mi, Lewis bazı mı? Bunlar ne yapar? Çoğunuz donör atomun elektron verdiğini düşünmüş. Yani soruyu güzel okumuşsunuz. Ama bunlar Lewis bazıdır. Lewis asidi değil. Lewis bazları elektron çifti verir. Bu ünitede bahse geçecek olan bazı ligand örnekleri görmektesiniz. Problemleri çözdükçe bunlardan bazıları size daha tanıdık gelecek. Ligandlar genel olarak bir elektron çifti verirler.
Buna karşılık geçiş metalleri elektron alıcıdır. Yani geçiş metalleri Lewis asidi gibi davranır. Bu eşleşmemiş elektron çiftlerini, yani yalın çiftleri kabul ederler. Kısaca koordinasyon bileşiklerini Lewis asidi ve Lewis bazı katılma ürünü, yani elektron alıcı atom ve elektron verici ligand olarak düşünebilirsiniz. Burada bazı geçiş metalleri örneklerini görüyorsunuz. Periyodik düzelgedeki D-blo elementlerine ait. Bunlara aşina olacaksınız. Sonuçta bir elektron alıcı ve bir elektron verici atomu alıp yan yana getirirseniz koordinasyon bileşiği oluşturursunuz. Koordinasyon bileşiğinde ortada metal ya da Lewis asidi vardır. Etrafı ligand yani Lewis bazı ile çevrilmiştir. Burada bir koordinasyon bileşiği örneği görüyorsunuz. Ortada kobalt metali var. Etrafında 6 tane amonyak ligantı vardır. Burada kobalt Lewis asididir. Amonyaklar ise birer Lewis bazıdır. Yani ve azot dönör atomdur. Burada gördüğünüz elektron çiftlerini kobalt ile paylaşarak koordinasyon bileşiklerini oluştururlar. Burada kobalt Lewis asididir, amonyak Lewis bazıdır. Bu şemada düz çizgiler düzlem üzerindedir. Koyu çizgiler size doğru gelir. Noktalı çizgiler geriye doğru gider. Düzlemin öbür tarafındadır. Şimdi birkaç tanımdan bahsedelim. Koordinasyon sayısı, metale bağlanan ligand sayısıdır. Burada koordinasyon sayısı 6'dır. Yani 6 ligand var demektir. 6 ligand birinci koordinasyon küresini oluşturmuştur. Koordinasyon sayısı genel olarak 2 ile 12 arasında değişir. Ama en sık rastlanan 6'dır. Burada bazı gösterimler var. Bu resimde gördüğünüz kompleksi şu şekilde yazarsınız. Önce kobalt, sonra parantez içinde amonyak yazılır. Buradaki 6 ligand sayısını gösterir. Hepsi köşeli parantez içine alınır. Ve sağ üst köşeye toplam yük yazılır. Burada toplam yük artı 3'tür. Koordinasyon kompleksinin toplam yükü artı 3'tür anlamına gelir. Bazen koordinasyon kompleksleri karşıt iyonları da çeker ve onlarla bir arada durur. Burada 3 tane klorür iyonunun bu yükü dengelemek için koordinasyon kompleksinin etrafında durduğunu görebilirsiniz. Eğer böyleyse 3 tane klorür iyonu köşeli parantezin dışına konur. Köşeli parantezin içindekiler ligantları, dışındakiler karşıt iyonları gösterir. Geometriye tekrar geri döndük. Birinci ve ikinci üniteden unuttuklarınız varsa tekrar etmek için çok iyi bir fırsat. Peki, koordinasyon sayımız 6 ise koordinasyon kompleksinin geometrisi ne olur? Son 10 saniye. Evet, 8 yüzlü. Yani oktahedral geometri. Bu oktahedral geometridir. Geri kalanları hızlıca gözden geçirelim. İsterseniz ders notlarınıza bakabilirsiniz. Bir sonraki geometri nedir? Üçgen çift piramit. Koordinasyon sayısı 5 ise burada başka bir seçenek daha var. Bunun adı nedir? D piramit. Koordinasyon sayısı 4 için karşımıza genellikle iki şey çıkar. Birincisi nedir? Kare düzlem. Ya ikincisi? Dört yüzlü. Koordinasyon sayısı 3 olursa geometri ne olur? Üçgen düzlem. Peki 2 olursa?
Tek seçenek. Doğrusal. Pekala, açıları da gözden geçirelim. Bunlar notlarınızda yok ama yüksek sesle söyleyebilirsiniz. Oktaedral sistemde açı nedir? 90 derece. Eğer geometri üçgen bir piramit ise iki tür açımız var. Eksen ve ekvator konumları arasındaki açı nedir? 90 derece. Bir ekvator konumundan diğer ekvator konumu arasındaki açı nedir? 120 derece. Kara piramit sistemde buradaki açılar kaç derecedir? 90 derece. Kara düzlemde 90 derece. Dört yüzlü de biraz daha coşkuyla söyleyin. Muhteşem. Yüz dokuz buçuk derece. Üçgen düzlem 120 derece. Ve son olarak doğrusal 180 derece. Evet, bu bilgileri bu ünitede tekrar kullanacağız. Ve tabii ki finalde çıkacak. Lewis yapıları, melezleşme ve diğer şeyler de. Vesper teorisine sürekli geri dönüş yapacağız. Pekala. Koordinasyon bileşikleri hakkında konuştuğumuz zaman çok duyacağınız başka bir terim de şelat etkisidir. Metale tek bir noktadan bağlanan ligandlara monodentat veya unidentat yani tek dişli ligand denir. Bu terim dent yani dişten gelir. Eğer ligand metale en az iki noktadan bağlanıyorsa buna şelat yapan ligandlar adı verilir. Bu terim Yunanca'dan gelir. Şelat, pençe anlamındadır. Ligand metale birden çok noktadan bağlanıyorsa, metali üstten sardığı için ligand pençe şeklini alır. Bu nedenle şelat adı verilmiştir. Eğer ligand metale iki noktadan bağlanıyorsa, bu iki dişli ligandtır. Geçiş metalleri konusunu daha önceden görmemiş olsanız bile, buna yüksek sesle cevap verebileceğinize bahse girerim. Tridentat ne olabilir? Üç noktadan bağlı. Tetradentat 4. Hexadentat 6. Bazen finalde bu küçük şeyler bile sorulabilir. Yanlış anlamayın, bu benim size bir hediyem. Bunlar finalde ilave puan alabileceğiniz şeyler. Pekala. Şelatlarda ligandlar metale birden fazla noktadan bağlanmışlardır. Ve metal şelatları genellikle çok kararlıdır. Bu kararlılık entropi faktöründen kaynaklanır. Entropiye tekrar geri döndük. Çok dişli ligandlar metale bağlandığında çok miktarda su molekülü açığa çıkar. Bu da şelatı oldukça kararlı yapar. Birkaç şelat örneği vermek istiyorum. Sonra tekrar şelat etkisine geri döneceğiz ve bu etkiyi düşüneceğiz. Şüphesiz B12 vitaminini biliyorsunuz. Şelat yapan ligandtır. Kobalt B12 vitamininin ortasındadır ve etrafında bir halka vardır. Bu halka üzerindeki verici atomlar azottur. Bu azot atomları kobalt atomuna dört noktadan bağlanır. Dört dişli yani tetradentat ligandtır. Metale alttan ve üstten iki ligand daha bağlanmıştır. Üstten bağlanan ligand deoksiadenozin, alttan bağlanan ligand ise dimetilbenzimidazoldür. Burada gördüğünüz B12'nin elle çizilmiş açık yapısıdır. Şimdi başka bir modeline bakalım. Burada bir halka sistemi var. Alt ve üst ligandlar var. Ortadaki halka sistemi dört dişli ligandtır. Toplam olarak kobalt metalinde bu sistemin geometrisi nedir? Sekiz yüzlü yani oktahedral. Ortada
halka sisteminde kare düzlem bir yapı var. Üst ve alt ligantlar 8 yüzlü geometriyi tamamlamaktadır. Bu doğal bir şelat kompleksine ait örnektir. Aslında bu bir vitamin için karmaşık bir yapıdır. B12 bilinen en karmaşık vitaminlerden biridir. Kısaca tarihinden söz etmek istiyorum. Bu yapı İngiltere'de bir kristalograf olan Dorothy Hutkin tarafından çözülmüştür. Kendisi bu konuda 1940'ların sonlarında çalışmaya başlamıştır. Herkes onun bir çılgın olduğunu düşündü ve bu kadar büyük bir şeyin X ışınları difraksiyon teknikleriyle çözülemeyeceğini söyledi. Ama bugün ribozom gibi yapılar çözülebiliyor. Kristalografide çok aşama kaydedildi. Hodgkin bunun güçlü bir teknik olduğuna inananlardan biriydi. Herkesin ne dediğini aldırmadan çalıştı ve bu yapıyı belirledi. Ve Nobel ödülü aldı. 1950'lerin başında bu bilime büyük bir katkıydı. Ondan ilham alan yüksek lisans öğrencileri vardı. Bunlardan bazıları çok meşhur kristalograf oldular. Diğerleri o kadar başarılı olmadı. Kristalografi zordur, herkese göre değildir. Dorothy bir liberaldi. Üçüncü dünya ülkelerindeki çalışmalarıyla bilinirdi. Ama onun yüksek lisans öğrencilerinden biri kendisiyle aynı politik görüşe sahip değildi. Ama hala arkadaştılar. Şimdi bir mesaj vermek istiyorum. Dorothy'nin yüksek lisans öğrencisi Margaret Thatcher'dı. O iyi bir kristalograf değildi. Bazı insanlar kendi doğrusunu bulamamıştır. Söylediğim gibi o kendisine başka bir iş buldu. Unutmayın, eğer bir şeyde iyi değilseniz iyi olduğunuz başka bir şey vardır. Şelatla ilgili olarak ikinci bir örnek vermek istiyorum. Bu molekül EDTA olarak bilinir. Bu ligand metale 6 noktadan bağlanır. Yani 6 tane verici atomu olan bir ligandtır. Bir oksijen burada, bir oksijen burada, azot, azot, diğer oksijen ve diğer oksijen. Bu 6 noktanın hepsi birden bir metal iyonuna bağlanabilir. Burada serbest EDTA görünmektedir. Diğer tarafta metale bağlanmış EDTA var. M metal atomunu göstermektedir. Bu metalin çevresindeki geometri nedir? Son 10 saniye. Bakalım bugün %90'ı bulabilecek miyiz? Belki bugünün sonunda. Evet, oktahedral yani 8 yüzlü. Bir atom yukarıda, bir atom aşağıda, iki atom düzlemin arka tarafında, iki atom düzlemin önünde. Heksadentat yani 6 dişli ligandtır. Koordine olmuş oksijenler mor ve kırmızı, mavi ve yeşil, azotlar lacivert renktedir. EDTA ligantı bir metale bağlandığı zaman çok kararlı bir metal kompleks meydana gelir. Bunun nedeni şelat etkisi ve entropidir. Metaller sulu ortamda su ile koordine olurlar. EDTA ligantını bir metale bağlarsınız, metale bağlı olan 6 su molekülü ile yer değiştirir. Sol tarafta çözeltide bir molekül varken sağ tarafta çözeltide 6 molekül var. Bu entropik olarak tercih edilen bir durumdur. Entropi arttıkça etrafta özgürce dolaşan şeyler artar. Bu da entropiyi arttırır. Kısaca şelat etkisi entropi faktörü ile ilgilidir. Bir ligand metale birden çok noktadan bağlanırsa su açığa çıkar ve oluşan kompleks daha kararlı olur. Bu kararlılığı sayesinde EDTA'nın çok önemli kullanım alanları vardır. Bunun bir kullanımı sizce ne olabilir?
Mesela bir metali hızlı bir şekilde ortamdan uzaklaştırmak istediğiniz zaman. Evet, metali ortamdan uzaklaştırıp suyu saflaştırmak isteyebilirsiniz. Bir şey için acil servise koştuğunuz zaman ne olabilir? Kurşun zehirlenmesi. Bazen suyunuzu saflaştırmak isteyebilirsiniz. Ama bazen metali gerçekten ortamdan uzaklaştırmanız gerekebilir. Kurşun zehirlenmesine karşı Amerika'da ve muhtemelen dünyanın pek çok yerinde acil servislerde EDTA bulunur. Kurşun zehirlenmesi riskini en fazla taşıyan kimlerdir? En azından bu ülkede. Çocuklar. Kurşun zehirlenmesine ne neden olabilir? Evet, kurşun içeren boyalar. Sanırım çoğunuz kampüste yaşıyor. Ama kampüsün dışında nehrin diğer tarafındaki öğrenci yurtlarında da yaşıyor olabilirdiniz. O eski binaların yapımında kurşun içeren boyalar kullanılmış. Boston çevresinde bu büyük bir problem. Çocuklar sizi ziyarete geldiğinde bu boyalı malzemeleri ağzına atabilir. Bunun için evde EDTA bulundurmalısınız. Bir şey daha. Bazılarınız için kimya çalışmaya başladığınızda gıda paketleri üzerindeki içerikleri okumak eğlenceli veya korkutucu olabilir. Yediğiniz bazı şeylerin üzerinde tazeliğinin korunması için EDTA eklenmiştir yazısını görürsünüz. Bakteri ve mantarların üremesi için metale ihtiyaçları vardır. Metaller yaşamları için çok önemlidir. Biraz EDTA eklerseniz bunları yiyeceklerinizin üzerinde çoğalmasını engellemiş olursunuz. Bu nedenle yiyeceklere ilave edilir. EDTA'nın diğer bir kullanım alanı MIT öğrencilerine tanıdık gelmeyebilir. Banyo küvetlerini temizlemek. Küvetteki kalıntılardan kalsiyum artı 2 iyonunu ayırmak isteyebilirsiniz. EDTA için güzel bir kullanım alanı. Birinci sınıf kimyasının size çok para kazandırabileceğinden bahsetmeyi her zaman severim. Şimdi Robert Black'in hikayesini anlatmak istiyorum. Bir gün, sanırım Şükran gününden önce, Bayan Robert Black, ilk adını bilmiyorum, kocasına şöyle dedi. Arkadaşlarımız gelecek, banyo küvetlerini temizlemeye ne dersin? Görünen o ki daha önce eşinden böyle bir şey istememiş. Ve o da banyo küvetini hiç temizlememiş. Robert Black'in karısı küveti temizlemekten bıkmıştır ve belki de bunu uzun zamandır söylemektedir. Robert gider ve küvetteki kirleri ovalamaya çalışır. Ama bu çok zordur ve Robert çok yılmıştır. Der ki, bunu bir daha asla yapmak istemiyorum. Sonra gitmiş ve bir ürün geliştirmiştir. Banyo temizleyicisi. Aslında daha önceki banyo temizleyicilerin içindekileri kullanmış ama biraz farklı bir reklam yapmıştır. Her duş aldığınızda bundan biraz sıkarsanız kirler bir daha asla olmayacaktır. Her duştan sonra sıkılan biraz sprey bu sorunu ortadan kaldırır gibi. Aslında bilinen tipik malzemeleri kullanmıştır. Su moleküllerini parçalamak için yüzey aktif madde, yağı temizlemek için alkol ve kalsiyum artı 2 iyonunu temizlemek için şelatlaştırıcı madde. Farklı olarak kullandığı EDTA'dır. Eşinin küveti temizleme sırası sende demesiyle şimdi yılda 70 milyon dolar kazanmaktalar. Sanırım bu derste birkaç şey öğrendiniz. 1. Küvet temizlemek herkesin hayatında az da olsa yapmak zorunda olduğu bir şey. 2. Birinci sınıf kimyasında öğrendiğiniz basit bir şeyi doğru bir şekilde uyguladığınız takdirde çok para kazanabilirsiniz. Sizi cesaretlendirmek istiyorum. Size öğrettiğim her şeyi para kazanmak için kullanabilirsiniz. Ve ben de bundan hissemi almak için oldukça istekliyimdir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. EDTA hakkında duymuş olabileceğiniz bir şey daha var. Bir film ya da televizyon izlerken EDTA ile ilgili bir şey duydunuz mu?
Blade adındaki filmi hiç izleyen var mı? Bu filmi kaç kişi gördü? Çok değil. Galiba vampir filmleri ve televizyon hakkında ayrı bir ders vermem gerekecek. Her neyse. Blade vampirlerle savaşır. Özel bir silahı vardır. Bunun arkasında bir kartuş bulunur. Bu kartuşu burada görmektesiniz. Kartuşun içinde bir şey var. Tahmin etmek isteyen var mı? Evet, EDTA. Bunun arkasındaki fikir şu. Vampire EDTA ile ateş ettiğinizde vampir anında toza dönüşür. Çünkü vampirler kan içer. Kanın içinde ne vardır? Demir. Demir neyle kompleksleştirilir? EDTA. Vampirin kanındaki demiri EDTA ile bağlarız. Vampirin büyük kısmı kan olduğundan anında toza dönüşürler. Aslında işin içine kimya girince çok ilginç şeyler olur. Benim bildiğim EDTA'nın son kullanım alanı bu. Pekala. Bazı koordinasyon komplekslerinin izomerleri vardır. Bunlardan bazıları geometrik izomerlere sahiptir. Geometrik izomerler çok farklı özellikler gösterirler. Eğer biyokimya ile ilgileniyorsanız bu çok ilginizi çekecek. Çünkü biyolojik sistemlerde bu çok önemlidir. Merkezinde platin olan bir koordinasyon bileşiğinden bahsetmek istiyorum. Bu platin kompleksinin iki tane geometrik izomeri bulunur. Bu komplekste iki tane ammin yani amonyak ligantı, iki tane de kloro ligantı bulunmaktadır. Bu iki farklı ligand ile bu kompleksin iki farklı geometrik izomerini sentezlemek mümkündür. Cis-platin kompleksinde aynı tür ligandlar yan yana durur. Bitişiktir. Trans-platin kompleksinde ise aynı tür ligandlar birbirine zıt konumda bulunur. Karşıttır. Cisplatin bir antikanser ilacıdır. Transplatinin ise ölçülmüş bir işlevi yoktur. Aslında ikisinin de bileşimleri aynıdır. Fakat merkez metal atomuna bağlanma şekilleri farklıdır. Bileşimleri aynı olmasına rağmen bu farklılığı oluşturan şey nedir? Biri kanser ilacı iken diğeri değildir. Çünkü vücuttaki etkileşim şekilleri farklıdır. Bölümümüzden Profesör Steve Lippert, cisplatin kompleksleri ile çalışmaktadır. X ışınları ile bunların yapılarını belirliyor. Tabii başka şeyler de çalışıyor. Burada DNA'ya bağlanmış bir cisplatin resmi var. Cisplatin DNA'ya kloro ligandları ile bağlanır. Bunun için her ikisinin aynı tarafta olması gerekir. Aksi takdirde ilaç işlev görmez. Cisplatin DNA'ya bağlandığı zaman kanser hücrelerini öldürür. İki kloro ligandı aynı tarafta ise DNA'ya bağlanabilir. Zıt taraflarda olurlarsa DNA ile etkileşmez ve bir fonksiyonu olmaz. Kısaca aynı bileşime fakat farklı düzenlenmeye sahip olan geometrik izomerlerin özellikleri birbirinden farklıdır. Optik izomerler ya da enantiomerler dediğimiz maddeler birbirlerinin ayna görüntüsü olan izomerlerdir ve üst üste çakışmazlar. Böyle moleküllere kiral molekül adı verilir. Bu organik kimya dersinde çok sık duyacağınız bir terimdir. Burada iki tane ayna görüntüsü görülüyor. Bu moleküller arasında bir ayna düzlemi var. Bu moleküller aynada aynı görünebilir fakat üst üste çakışmazlar. Aslında farklı moleküllerdir. Ve şiral ortamlarda farklı özellikleri vardır. Şiral ortam ne demektir? Örneğin insan vücudu şiral bir ortamdır. İlaçların pek çoğunda sadece tek bir enantiyomerin sentezlenmesi istenir.
sadece tek bir enantiyomer istenen özellikleri gösterir. Diğeri göstermeyebilir. Biraz da koordinasyon bileşiklerinde d elektron sayımından bahsedelim. Koordinasyon bileşikleri hakkında konuşacağımız son şey bu. Şimdi metalin d elektron sayımından bahsedeceğiz. Bir metalin d elektron sayısını bulmak için periyodik çizelgedeki grup numarasından yükseltgenme basamağını çıkartmak gerekir. Yükseltgenme basamağını bulmayı hala bilmiyorsanız bu ünite için öğrenmeniz gerekecek. Şimdi bunun için birkaç örnek yapalım. Periyodik çizelge elimizin altında olsun. İlk önce dersin başında gördüğümüz koordinasyon bileşiğine bakalım. Kobalt kompleksinde 6 tane ammen ligandı vardır ve toplam yükü artı 3'tür. Burada kobaltın yükseltgenme basamağını bulmalıyız. Ammin grubu için toplam yük 0'dır. 3 hidrojen için artı 1, bir tane azot için eksi 3, toplam yük 0'dır. 6 tane 0, kobalt için kalan yük nedir? Artı 3, toplam yük de artı 3 olacaktır. Kobalt atomu için D sayımı, kobaltın grup numarası nedir? 9, eksi 3, eşittir 6. Bu komplekste kobalt D6 sistemindedir. Başka örneklere bakalım. Nikel ve 4 karbonil ligandı. Nikel bu durumda ne olur? Sıfır. Evet, doğru. Karbonil de sıfırdır. Nikel sıfır. Toplam yük sıfır. O halde yükseltgenme basamağı sıfırdır. D elektron sayımı, nikelin grup numarası nedir? 10. 10 eksi 0 eşittir 10. O halde D10 sistemidir. Buraya bir başka örnek daha yazıyorum. Bunu Crickr sorusu olarak cevaplayacaksınız. Kobalt, 2 tane su. Burada bir hata var galiba. Burada hata var. 2 mol su olmalı. Doğrusu bu. Bir tane kobalt, iki tane su, bir tane amin, üç tane kloro ligand olmalıydı. Toplam yük eksi bir. Son 10 saniye. Evet, doğru. Kobaltın yükü artı 2'dir. 0, 0, eksi 3, toplam yük eksi 1. Sonuç artı 2 bulundu. 9 eksi 2 eşittir 7. Bu D7 sistemidir.